Arkadaşlar burasıdır. Bakın şurada gördüğünüz Central Bayır Kalesi var. Central Bayır Kalesi'ne çok fazla tarihçesine girmeyeceğim. Çünkü Mehmet annesi Hafize Turan Sultan bizzat kendi ziynetlerini mal varlığını satarak yaptırmıştır. Çanakkale Boğazı'nı korumak adına. Şimdi Central Bayır Kalesi'nin şöyle bir işlevi vardı. Bizim bütün Çanakkale cephesinde kullanacağımız ne kadar mermi mühimmat varsa bunların 3'te 1'i yaklaşık olarak hepsi bu kale içindeydi. 18 kilometre menzilli ve en hafif 490 kilogram olan normali 750, ağırı 851 ton elde olan atlarla patlar, atışı batışlarla beraber Settur Bayır Kalesi'ne toplar isabet etmiştir. Ve biz orada ilk defa 81 biber ve 5 tane subay olmak üzere toplamda 86 tane şehidimizi vermiştir burada. Ve şu bayrağın olduğu yer ilk şehitler anıtıdır. Yani Çanakkale Savaşı'nda gelen ilk şehitlerimiz buradadır. Aynı zamanda dedik ki hani bizim bütün mühimmatımızın 3'te 1'i buradaydı. Onlar da idrak etmiştir ve biz savaşa zaten 1-0 yenik başlamışızdır aslında. Şimdi burada önemli olan nokta neresi? Şurada karşıda gördüğünüz Esineli Yahya Çavuş ve arkadaşının savaştığı yer. Bakın şurası düzlük, aşağı görüyorsunuz değil mi? Şurası düzlük yer ve şu an buradan kara çıkarması yapıyor. Bakın size demiştik ki Çanakkale Savaşı'nın 2 tane önemli kumandanı var. En önemli 2 kumandan. Birincisi denizin güvenliğinden sorumlu müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, diğeri de kara savunmasından sorumlu olan Esat Paşa'dır. İki Türk general, bunlar en önemli iki kumandanımızdır. Esat Paşa ve arkadaşları zaten bu coğrafyayı çok iyi bildikleri için ve Osmanlı askerleri olması hasebiyle burada bir savunma planı hazırlamışlar. Plana göre şimdi deniz buradaysa buradan kara çıkarması yapılacaklar ve nereden düşman kara çıkarması yaptılarsa onlar önceden hepsini zaten tahmin etmişlerdi. Ve şöyle bir şey, şimdi mesela burada yukarıki kısımlarda Türk askerleri konuşlandırılacak, oralara siperler kazılacak. Ola ki o 18 kilometre menzilli toplar buraya gelirse askerlerimiz zarar görmesin diye arka taraflara da aynı şekilde siperler kazılmış ve örümcek ağına benzer şekilde her yere bağlantılar kurulmuştur. Yani ön tarafta askerlerimiz kalmamışlar. Top geldiği zaman arka tarafa kaçabilirler. Muazzam bir savunma planı hazırlanmış. Fakat her nereden icap ettiyse Limon Van Sanders tam bir başkumandan yetkisiyle donatılmış bir şekilde bizim başımıza getiriliyor. Ve kendi egosunu tatmin etmek için hiç tanımadığı, buraların coğrafyasını bilmediği bu yarımadada bütün savunma planlarını beğenmeyerek kendisi savunma planı hazırlıyor. Yaptığı savunma planları hatalarla doludur ve bize çok pahalıya mal olmaktadır. Esat Paşa ve arkadaşları maalesef bu olayın karşısında sesini kimseye duyuramamıştır. Onları dinleyen kimse olmamıştır. Ve Limon Van Sanders'in istediği olmuştur. Peki Limon Van Sanders ne demişti? Bakın bizim planımıza göre bizim askeri birliklerimizin ağırlığı bu tarafta olacak. Düşman buradan çıktığı gibi biz olacak. Ama Limon Van Sanders binlerce askeri düşmanın tek bir kurşun dahi atmadı. Çok farklı yerlere ta Bolayır'a kadar 70 kilometre, 100 kilometre, 25 kilometre gibi muhtelif yerlere ağırlıklı olarak oralara göndermiş ve düşmanın muhakkak ayak basacağı tahmin edilen, kim olursa olsun tahmin edebileceği yerlere de sadece karakol görevi görebilecek kadar kişiler bırakmıştır. 250 kişilik gruplar kurmuştur. Karakol görevi görecek şekilde. Şimdi buranın kumandanı da bu olayın farkında ve hemen bir konuşma yapar. Der ki evlatlarım, Limon Van Sanders emri hepinizin malumu. Biz de biliyoruz ki düşman buradan çıkarma yapacak. Bana gönüllü erler lazım. Biz 25-30 kilometre uzaktayken düşmanın bir gün boyunca oyalayacak erler, gönüllü erler, ölüme gidecek, şehadete gidecek erler lazım. Onların görevine burada şehit olmak ve düşmanı sadece bekletmek. Bakın püskürtmek değil. Sadece düşmanı burada bekletmek. Onlar düşmanı bekletirken bizim 25-30-50 kilometre uzaklıktaki birliklerimiz de yardıma gelecekler. Ezineli Yahya Çavuş öne atılır. Zaten Ezineli Yahya Çavuş'un annesi de Ezineli Yahya Çavuş'un sürekli olarak şehit olmasını ister ve her mektubunda beni hala şehit anası yapamadın mı diye sorar. Ezineli Yahya Çavuş ve 63 tane kahraman arkadaşı burada konuşlanırlar. Görevleri bir gün boyunca düşmanı bekletmek. Teçhizat az, mermi az, sayıları az. Düşman buraya tam 3 alayla geliyor. 3 alay.
en az 1300, en fazla 3000 kişiden oluşur bir alay. Yani 3900 ile 9000 kişi arasında. Ama kaynaklarımıza göre 6000 tane asker konuşlandırmışlardır buraya. 60.000 askerle çıkarma yapmışlardır. Kaç kişiye karşı? 64 kişiye karşı. Önce top atışları başladı. Buralar zaten hallaç pamuğuna döndü. Toprağın altı üstüne geldi. Hiçbir canlının olmadığına kanaat getirinceye kadar buralar binlerce top atışıyla beraber her taraf yanmaya başladı. Her tarafı yakıp yıktılar. Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşları burada konuşlandıktan sonra Ezineli Yahya Çavuş bir uyarıda bulunuyor. Bakın arkadaşlar diyor, düşman bizim yerimizi fark etmeyecek, fark ettirecek herhangi bir harekette bulunulmayacak. Aynı zamanda mermimiz az, düşman çok. Onun için karambole atış da atılmayacak, nişan alınacak ve bir mermi en az bir askeri öldürecek. O şekilde ayarlanıyor. Ve düşman burada kara çıkarması yapıyor, bakıyor ki burada hiçbir Osmanlı askeri yok. Normalde onlar binlerce Osmanlı askeri bekliyorlardı. Bundan dolayı tedbiri elden bırakıyorlar ve daha rahat çıkıyorlar. Askerler buraya çıktıktan sonra zaten menzil uzakta kaldığı için bizim tüfeklerimiz demode. Çok uzağa atış yapamıyoruz. Menzili kısa. Onun için askerlere hemen atış edemiyoruz. Menzilimize girmesini bekliyoruz. Bakın o 63 Ezineli Yahya Çavuş burada tek tek onları kuş gibi avlamaya başlıyor. Aynı zamanda savaş hukukunda sivil gemilere normalde ateş etmek, topla vurmak yasaktır. Onlar da bir kömür gemisi bulmuşlar River Clyde adında. Bu River Clyde'la beraber içine asker doldurmuşlar ve sanki onun dümeni kırılmış da karaya çarpmış gibi, karaya çıkmış gibi göstermişler ve içinden binlerce asker çıkmıştır. Toplamda 6000 asker buraya yığılmıştır. Bizim askerlerimiz öyle bir savaşmışlar ki tek tek vuruyorlar. Fakat kendi askerleri, yani düşman askerleri kırılır çıktığı için top ateşi de atamıyorlar. Çünkü atılan bir topla kendi askerleri de ölebilir. Bundan dolayı top ateşi de kesilmiş durumdadır. Şimdi iş kuş gibi avlamakta. Ve Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşları bunu çok iyi beceriyorlar. Bütün askerleri öldürüyorlar. Burada tam 3000 tane asker ölüyor. 3000 tanesi de geri kaçıyor. Ve geri kaçarken telsizlerden kumandanlarına şu haberi veriyorlar. Biz burada tümenle savaşıyoruz. Tümen demek en az 10, en fazla 15 bin asker demek. Bakın 10-15 bin askerle savaşıyoruz diyorlar. Halbuki karşılarında sadece 64 kişi var. 64 kişiyle savaşıyorlar. Tabii bir gün boyunca bekletecektik ya, tam 1,5 gün boyunca bekletiyorlar. Ve düşmanı da geri püskürtüyorlar. Tabii vazife bitiyor. Ezineli Yahya Çavuş ve 3 tane arkadaşıyla beraber dönebiliyorlar. Çünkü tetik çeken parmak sayısı 3'e inmiştir. Geri kalanı şehit olmuştur buralarda. Ve geldiği zaman kumandana tekbir verir. Kumandanım, 60 şehit, 3 gazi ile yeni emir ve görüşlerinize hazırız. Hemen arkasından da kumandanına dert yanar. Der ki kumandanım yine anamı şehit anası yapamadım. Ben ne bahtsız bir insanım. Şehitlik yine avuçlarımın arasından kayıp gitti der. Daha sonra zaten Ezineli Yahya Çavuş'un orada bir yarası vardır. Bir yara almıştır. Yara çok büyük olmamasına rağmen çok fazla kan kaybolduğu için hastaneye giderken yolda şehit olmuştur Ezineli Yahya Çavuş. Burada önemli bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz tabloyun içinde normalde müze var. Şu an açık değil ama o müzenin içinde çok ilginç bir şey var. Bir asker ayakkabısı ve askerin ayakkabısının içinde şurasından bilekten kırılmış bir kemik. Yani ayak hala içinde duruyor. Ayak ayakkabının içinde ve bilekten kırılmış şekilde. O kemiği hala görebiliyorsunuz. Şu an burada sergileniyor olması lazım. Evet, burada anlatacaklarımız bu kadar. Devam edelim. 5 dakika veririz. Lütfen 5 dakika.